Evet, şimdi Brexit ile İngilizler malum Avrupa Birliği'nden çıktılar. Bu daha önceden beri istedikleri bir şeydi. Aslında Avrupa Birliği'nin içerisindeki bir takım ülkeler ki Hollanda dahil buna, Fransa dahil, bir takım başka ülkelerin de varlığını biliyoruz. Bunların da aslında Frexit veya Nexit gibi sloganlarla Avrupa Birliği'nden çıkmayı isteyen ülkeler de var. En azından o ülkelerin içerisinde önemli gruplar var bunu talep eden. Özellikle aşırı sağ gruplar bunu talep ediyor. Ama İngilizlerin tabii Avrupa Birliği'nden çıkışının başka bir anlamı var. İngilizler önemli bir kolonyal ülke ve global anlamda bir güç olduğunu biz biliyoruz. Uzun yıllar dünya siyasetine yön vermiş bir ülke, hala da etkili bir ülke. Dolayısıyla onların Avrupa Birliği içerisinden çıkmış olmaları dünyaya bakışlarında, dünya siyasetindeki yeni bir vizyonla dünyaya bakacakları veya en azından yeni bir siyasetle bölgesel anlamda bazı politikalara Orta Doğu olsun, Asya olsun, Afrika olsun, başka yerlere Avrupa Birliği olsun bakacakları anlamına geliyor. Ama bu Brexit sonrasında Avrupa Birliği'nin durumu nasıl derseniz orada da yani bir yeknesaklık yok. Bir homojen tutumlar göremiyoruz. Bir adeta kaotik bir durum da arz ediyor. Avrupa Birliği en son NATO toplantısında da Brüksel'de bunu gördük biz ama daha öncesinde de vardı. Avrupa belli konularda karar almada zorlanıyor. Özellikle göçmenler konusunda bunu görüyoruz. Müslümanlara yönelik politikalarda, aşırı sağ politikalarda bunu görüyoruz. Buralarda Avrupa'nın sözde değerlerine hiçbir şekilde uyuşmayan, işte insan haklarıdır, özgürlüklerdir, ötekine bakıştır gibi bir takım özgürlüklerin veya bu değerlerin hiçe sayıldığını görüyoruz Müslümanlar dolayımında. Dolayısıyla Brexit'le bağlantılı mıdır, değil midir ona çok emin değilim ama Avrupa'da Brexit sonrasında büyük bir savrulmanın olduğunu biz söyleyebiliriz. Tabii İngiltere'nin durumu nedir Brexit sonrasında? O da ayrı analizleri gerektiriyor diye düşünüyorum.